Olsun bir Kur'an ve sünnet programında efendim sizinle beraberiz. Günümüz mübarek olsun, güzel olsun inşallah. Efendim bugün yine programımız hayli dolu dolu olacak inşallah. Önemli konular var. Sizin gönderdiğiniz, arzu ettiğiniz konular var. Onları derledik, topladık ve onun dışında da ihtiyaç hissettiğimiz konuları da takdim edeceğiz. Ama program başında kitaplar için mesaj gönderebileceğiniz yerleri söyleyeyim. Twitter'ımıza, Nihatiboğlu'na, Gmail'imize ve efendim Facebook'a gönderebiliyorsunuz. Tabii bir bu konudaki bir üzüntümüzü de ifade edeyim. Binlerce mail geliyor ama ne olur bizi bağışlayın. O binlerce mail içinden göndermek istesek bile çok büyük bir zaman alacağı için çok zor. Ancak belli bir kesime gönderebiliyoruz. Bizi bağışlayacağınızı ümit ederek, affınıza sığınarak bunu da arz etmiş olayım, yoksa hakikaten gönül onu arzu ediyor. Efendim bugün sorularımız var, bir. İki, Hazreti Meryem ile ilgili önemli birkaç nokta var, ona değineceğim. İki, ikinci konumuz. Üçüncüsü, çocuklara öğretilmesi gerektiğine inandığımız bazı davranışlar var. Veliler, kardeş, anneler, babalar, onlara yönelik. İnşirah suresinden biraz bahsedeceğim ve vaktimiz olursa Hazreti Peygamber'i rüyada görmenin anlamlarından bahsedeceğiz. Böylece bugün haylice farklı ve çeşitli konuları içinde taşıyan bir program olacak inşallah diyoruz. Ve sizlerden dua bekleyerek ve sizlere dua ederek, Bismillah diyerek programımıza başlıyoruz inşallah. Önce birkaç soru cevaplandırmak istiyorum. Seyyar satıcılık caiz mi diye sormuştunuz. Seyyar satıcılık caiz değil demek doğru değil. Çünkü birçok seyyar satıcı, ya birçok aile seyyar satıcılıkla geçiniyor. Bir şeye haram demek için elimizde bunu haram kılan şeyin olması lazım. Seyyar satıcı hırsızlık yapmıyor. Belki vergi ödemiyor ama inanıyorum ki belediyeler onlardan vergi alıyorlardır. Onları yoksa zabıta orada tutmaz. Vergilerini alıyorlardır. Bir seyyar satıcının ödeyeceği para ne olur bilmiyorum. Eğer çok büyük zenginler gerekli bağışları yapsalardı, gerekli yatırımları yapmış olsalardı, seyyar satıcıya gerek kalmamış olurdu ve insanlarımız emeklerinin karşılığını alırlardı. Buna da gerek kalmazdı. Ben toleranslı davranılması gerektiğine inanıyorum. İşin idari açısından. Zabıtaların onların böyle başına böyle bir hücum eden bir görüntüyle gelmesinin doğru olmadığı kanadındayım. Çünkü belki çoluk çocuğunu onunla geçindiriyor. O satamazsa o çorabı veya satamazsa o oradaki kemeri bir şeye satamazsa evine ekmek götürmeyecek. Hırsızlık yapmıyor, çalmıyor. Kimsenin emeğini sömürmüyor. Yalan da yapmıyor. Alıyor bir yerden, toptan alıyor. Perakende olarak satarken de biraz kar koyuyor ve kazanıyor. Onun için seyyar satıcı doğru yerden alıp doğru şekilde sattıktan sonra haram işemiş olmuyor. Efendim seyyar satıcılığa ben caiz değil demem zor. Derken bunlara bir çıkış yolunu göstermem lazım. Çünkü seyyar satıcılığın bir zaruretten, bir ittirar halinden, mecburiyetten kaynaklandığına inanıyorum. Eğer mecbur olmasa, o durumda olmasa o malı satmayacak. Kışın ortasında buz kesilen eliyle o caddenin üzerinde oturmayacak. Bu nedenle de vicdan ve gönül efendim caiz değildir dememe engeldir. Belki işin sadece eksik olan tarafı nedir? Efendim kira ödemiyor ama ben o mıntıkaya konduklarında belediyenin onlardan belli harcırah aldığını, para aldığını da az çok biliyorum. Onun için seyyar satıcılığa muhtaç olan kardeşim satış yapabilir. Biz onlara kızmayalım. Kızıyorsak onları o hale getirmeyeceğiz. O şartları biz düzelteceğiz. O zaman seyyar satıcı seyyar satıcılık yapmaz. Daha düzgün bir işte çocuklarına, ailesine ekmek götürür. Kim götürecek? Siz mi götüreceksiniz? Biz mi götüreceğiz? O götürecek. Onun için olayların tümüne böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bir. Efendim namaz abdesti almadan namaz kılınabileceğini söylüyorlar. Doğru mu? Dilin kemiği yok. Herkes istediğince söylüyor. Yani kolay. Din konusunda herkes ahkam kesiyor.
İza kumtum ila salati fagsilu vucuhakum diye başlıyor ayet. Daha ne desin? Namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkayın diye abdestin şartlarını sayıyor. Namaza kalkarken üstelik diyor, açıkça söylüyor. Namaz onsuz olmaz demek istiyor. Daha ne desin Kur'an-ı Kerim? Yani birileri kendi kendine yeni bir din icat etmeye çalışıyor. Veya birileri benden bahsedilsin diye uçuk şeyler söylüyor. Bakınız adamların, bazı insanların fetvalarına. Halif tuğraf. Herkesin söylemediğini söyle, muhalefet et, aykırı şeyler söyle, gündeme gel, konuş. Konuşul, konuşulsun da, konuşsun da insanları da hayırla yad edilmek lazım olur. Allah bizi hayırla yad ettirsin inşallah hepimizi. Yoksa her konuşulmak iyi değildir. Efendim, abdestsiz namaz olmaz. Devam ediyoruz. Demiş ki bir kardeşimiz, yatsı namazından sonra okunan Mülk, Tebareke suresi, bir kişi için bütün ölmüşlere mi okunmalıyız? Okumalıyız. Usul şudur efendim. Bir sureyi, bir duayı okuduğunuzda önce peygamberimize hibe edeceksiniz. Onun sevabını peygamberimize adayacaksınız. Peygamberimize adadıktan sonra döneceksiniz ve diyeceksiniz ki ya Rabbi, bu okumuş olduğumuzun sevabından işte peygamberimizin ashabına, aline, yani ailesine, bütün müminlere, özellikle işte babam falan canım mezarına ulaştır ya Rabbi, onun için okudum dersin. Sonra da bütün müminlere, bütün ölülere ve ailemizin bütün işte önde gelenlerine, ölmüşlerin ruhuna dersin. Böylece hususen, özel olarak bir kişiye ama umuma da onu gönderirsin. Bir engellik oluşturmuyor. Çünkü Allah dilerse hepsine kabul eder, dilemezse hiçbirini kabul etmez. Cenab-ı Allah'ın hazinesi, Allah o küçüğü alır, küçük senin küçük bir okuyuşunu büyütür, büyütür, kar topu gibi büyük bir sevaba döndürür ve o kişinin kabrine Allah onu gönderir. Onun bereketiyle ona rahmet indirir, merhamet eder, onu affeder ve ona sonsuz mülk verir, ona manevi mülkler verir. Dilerse Yüce Allah onun için çok kişiye adanabilir efendim. Regl halindeyken Kabe ziyareti yapılır mı? Doğru değildir. Yani tavaf yapılamaz. Ama regl halindeyken bir insan Kabe'ye gitmişse, Mekke'ye gitmişse ve iki gün sonra dönecekse ve regl hali devam ediyorsa, orada da beklemesi mümkün değilse, ben her şeye rağmen oraya gidilip, Kabe'nin içine girilip, yani o mıntıkaya girilip orada tavaf etmeden oturup Kabe'ye bakmasının olabileceğine inanıyorum. Mekruh olmakla beraber veya işte tahrimen mekruh, harama yakın mekruh olsa da o mekruhluğu işlesin ama içinde o Kabe'yi görmeme duygusu da olmasın. Hayatta bir defa gidecek. Bir daha gidemeyecek oraya. Diyorsun ki regl olduğun için Kabe'ye girme. Ne yapsın bu? Orada turistik seyahate gelmedi ki. Böyle bir kadın hali var, ilaç alamamış, regl olmuş, adet olmuş. Ne yapacak? Kabe'yi hiç görmeden tekrar Türkiye'ye geri dönecek. O olmaz. Git, otur, seyret Kabe'yi, duanı yap. Ondan sonra da o haldeyken Kabe'ye gittiğin için de tövbe istiğfar et. Netice itibariyle o günahı, yani o haramı veya mekruhu, o mekruhu ve tahrimen veya tenzihen mekruhluğu işlemeye uğraşmamak lazım ama yani değecek bir mekruhluktur o. Öyle ifade edeyim. Değecek bir mekruh. Neticede o mekruhluğu veya harama yakın olan mekruhluğu işliyorsun ama orayı da görüyorsun. Ve hayatım boyunca ben Kabe'yi göremedim diye dönecek bir kadın. 60 sene beklemiş diyelim. Gerçi 50 yaşından sonra genellikle menopoz halindeyken kadınlar adet olmaz ama diyelim ki oldu. Bazı kadınların daha geç günlerde, yaşlarda olabiliyor. Adetten kesilme yaşı 45-50 arasındadır ama 40-50 arasındadır daha doğrusu. Ama bazı kadınlarda uzun olabilir. O kadın tavaf yapmaz, oturur, bakar, seyreder, duasını yapar, tövbesini de yapar ve çıkar oradan. Sakıncası olmakla beraber değecek bir sakınca diye ifade etmiş olayım. Şimdi çocuklarla ilgili, bugün tabii sabahın bu erken saatinde çocuklar da şu anda sizinle beraber oturmuşlar. Mevlam hepsinin güzelliğini, güzel günlerini görmeyi nasip eylesin. Çocukların da okul tatillerinin zamanı geliyor. Birinci dönem bitmek üzere. Çocuklarınızı efendim bazı konularda aydınlatmanız taraftarıyız. Bazı şeyler sizlere aktaralım. Yeni çocuğu doğan oluyor. Çocuğuma
ben gereken şeyler yapamadım diyen oluyor. Onları, çocukları ihmal etmeyelim ve çocuklara şu konularda gereken hassasiyeti gösterelim. Bizim seyircimiz hassasiyet gösteriyor. Hemen sizinle küçük bir şey paylaşayım. Bana bugün geldi, ulaştı. Çıkardık daha doğrusu. Kibariye hanımefendi, soyadını söylemiyorum. Ayfer hanımefendi. İksili hanım. Erkeklere de ders olsun diye veriyorum. Bizim Twitter adresimizde ayakları buzdan buz tutmuş olan iki çocuk var, böyle morarmış ayakları. Suriyeli çocuklar. Veya başkası olabilir, fark etmez. Bu soğukta üzülerek söyleyeyim. Çok üzülerek söyleyeyim. Soğuktan hayatını kaybeden çocuklar da olmuş. Bize gelen bu konuda haberler de var. Devlet elinden geleni yapıyor. Ama biz de elimizden geleni yapmalıyız. Biz yanlış yapıyoruz. Ne de yanlış yapıyoruz biliyor musunuz? Arabaların önünde dilenen çocukları görünce ya bunlar hep dilenci diyoruz. Kimse kefinden dilenmez arkadaşlar. Kimse laf olsun diye dilenmez. Yani gelin yaşındaki kız, ki Suriyeliler son derece iffetlerine düşkün adamlar, insanlar. Gelin yaşındaki kız çocukları eğer arabaların önünde ben sileyim arabanızın önünü, bana 1 lira verin diyorsa düşünmek lazım. Onlara böyle ters gözle bakmamak lazım. Onları küçümsememek lazım. Bunlar para avcısıdır dememek lazım. Kimse canı dilenmeyi istemez. Hele bu insanlar. Bunlar muhacir. Biz ensarız. Bunlar Mekke'den çıkan muhacirler gibi bize gelmişler. Lütfen yardım edin. Hele bu soğuk günlerde. Yardım ediniz. Hayatını kaybeden çocuklar var diye duyuyoruz. Bize ulaşıyor, takip ediyoruz çünkü. İşte iki duyarlı hanımefendi bizim o Twitter'daki yazıyı görmüşler. Paylaşımını görmüşler. Hemen arıyorlar. Efendim bizler diyorlar, yardımcı olmak istiyoruz. Bu çocukları nereden bulabiliriz diye. Lütfen bizi yönlendirin diyorlar. Ve ikisiyle hanımefendi. Durumu iyi olan erkeklerin kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Sizin daha hassas olmanız gerekir beyler. Bu konuda bir şeyler yapın lütfen. Yani herkes yanındakine baksın şöyle. 2 milyon insanı biz misafir ediyoruz. Milletimize, bize yaraşır şekilde yapıyoruz bu işi. Yani kapıyı kapatmadık kimseye. Ama devlet aldı, halkta baksın onlara yani. Gücümüz yettiği kadarınca bakmak zorundayız. Çocuklarımız önemli. Çocuklar için neler yapmamız lazım? Neyi öğreteceğiz çocuklar belli yaşa gelinceye kadar? Ezan çocuğun kulağına ilk söylenen şey olmalı. Şimdi diyor ki benim çocuğum falanca ülkede de olsun, nerede de olsun, Avrupa ülkelerinden birinde hamile kalınca gidip kalıyor otelde 5-10 gün. Sancısı tutunca da falanca Avrupa ülkesinin veya uzak ülkelerden birinin hastanesinde doğuyor. Aa, benim çocuğum buralı oldu. Ne büyük bir nimet değil mi? Ne büyük şeref. Benim çocuğumun Türkiye'de doğması benim için büyük şeref. Benim ülkem varken, toprağım varken, toprağımla şeref duymam gerekirken falanca Avrupa ülkesinde veya filanca uzak ülkede çocuk doğurmanın neresi çok şerefli ve onurludur anlamakta zorlanıyorum. Orada yaşayan orada doğuracak tabii de. Ama buradan sırf son 10 günde oraya gitmek, son 15 günde anlamakta zorlanıyorum. Tabii orada bol bol araba sesi duyacak, çan sesleri duyacak çocuk. Benim ülkemde de elhamdülillah çocuk ezan sesi duyacak. Ezan sesini çocuğun kulağına okumalıyız. Bağırarak değil, ilk duyması gereken ses. Çocuk doğar doğmaz. Bu hafif bir sesle ezan okuması, ezanın şuuruyla gelişmesi lazım çocuğun. Çocuğa ilk öğretilecek sözler Allah. Allah sözünü öğretiniz. Baba, anne ismini öğretin tabii de. Ama Allah kelimesini de öğretiniz. Allah bir sevgiyle onu kucaklasın. Allah ismi onu bir sevgiyle kucaklasın. Ve çocuk Allah ismine kendini yatkın hissetsin. Allah ismini kullanırken korkmasın. Dağarcığında, beyninde hatıra olarak çocukluk yıllarına ait en güzel hatıra nedir bizim? Dedemiz, babamız bizi camiye götürürdü. Bayram sabahı ve bize camiden dönüşte sana güzel elbise giydireceğim derdi. Ve camiye elbiseyle giderdik. Yeni elbise görünce hep aklımıza bayram namazında dedemizle babamızla gittiğimiz o bayram namazları hatırımıza geliyor. Çünkü yeni elbise, yeni ayakkabı, yeni gömlek bayramda alınırdı. Çocuklarınıza din şuuru böyle vermek lazım. Biliyorsunuz Hristiyanlar bunu nasıl yapıyorlar? Kiliseye gidiyor. Noel'de ve diğer zamanlarda
Kiliseden çıkarken daha önce rahip efendiyle görüşmüş, papazla görüşmüş. Ona böyle bir hediye bırakıyor ve çocuk çıkarken rahip geliyor. İsimler yazılıyor üzerinde. Nikol diyor, bunu sana Allah Baba gönderdi diyor. Onlar öyle diyor, Allah Baba, biz öyle demiyoruz, Allah Allah'tır diyoruz. Allah Baba sana gönderdi Nikol bunu diyor. Aa, Allah Baba benimle ilgileniyor tabii diyor. Bak sana hediye gönderdi, kiliseye geldin diye. Nasıl kiliseye bağlıyor? Sen de camiye bağla. Bizimkiler de bol bol caminin aleyhinde konuşmakla vakit geçiriyorlar. Evet, camiyi sev. Seversen Allah da seni sever. Hocam camide yanlış şeyler de oluyor. Onları düzelt, git tenkidini yap, yaz. Kağıdını at şeye, tahtaya at, müftülüğü ara, diyaneti ara. Şurada şu yanlış var de. Seni dinleyecek birileri vardır orada. El kadar çocuk ne anlar deme. El kadardır ama çok şey anlar. Çocuğun ayrı bir dünyası vardır. Çocuğu önemseyiniz, çocuğa değer verdiğinizi ihsas ettirin. Hissettirin ki çocuk bana değer veriliyor. Babam beni adam yerine koyuyor filan. Sen sus. Efendim susmak çocuğun hakkı. Hayır. İstişare herkese yapılır. Hazreti Peygamber kızlarını evlendirmeden önce her kızına sormuştur. Peygamberlikten önce de sormuştur. Kızım seni falanca istiyor, ne dersin? Kızları evet veya hayır demişler. Peygamberimizi ona göre evlendirmiş. Çocuğunuzu önemseyiniz. Çocukla oynayın. Hocam takla mı atayım onunla? Takla at, ne var yani? Yani çocukluğunda sen de takla atıyordun. Bugün çocuğun için takla at. Sırtına al onu, onu taşı. Efendim ne bileyim yani, çocuk hangi oyunu seviyorsa onunla onu oyna. Çocuğu böylece eğitirsin. Böylece hayata yakınlaştırır, hayata alıştırırsın. Ama çocuğuna yukarıdan bakarsan, benim ne işim var senin oyuncaklarınla, böyle despot bir baba görüntüsü değil, şefkatli bir arkadaş gibi çocuğunla ilgilen, çocuğunun kalbini kazanırsın. Güveni çocuğun artar, özgüveni artar. En sevdikleri şeyi onlarla beraber yapın. Çocuk en çok neyi seviyor? Gül çizmeyi. Onunla beraber gül çiz. Çocuk en çok neyi seviyor? Namaz kılmayı. Onunla beraber namaz kıl. Çocuk en çok neyi seviyor? Sana dokunup kaçmayı. Mesela sen de ona dokun kaç. Yani evin içerisinde saklambaç oyna. Çocuğun ruhunu böyle okşamak lazım ki yani psikolojinin de dediği bu, aklın da dediği bu, vicdanın da dediği bu, dinin de dediği bu. Çünkü Hazreti Peygamber elini dört, yani ellerini yere koyardı, dizini yere koyardı. Dört böyle merkez üzerinde dururdu. Secde eder, yarı secde eder şekilde çocuklarını, Hazreti Hasan ve Hüseyin'i, iki torununu sırtının üzerine alırdı ve onları böyle gezdirirdi. Ve Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan bir gün içeri girdi. Peygamberimizi o halde görünce Eyüp Sultan şaşırdı. Çocuklara dedi ki Hazreti Hasan'la Hüseyin'e, sizin bineğiniz, bindiğiniz ne kadar güzelmiş dedi. Hazreti Peygamber dedi ama binenler de çok güzel dedi. Yani süvariler de güzel dedi. Allah'ın peygamberi. Buna rağmen çocuklara böyle yapıyor. Çocuklarla böyle oynuyor. Çocuklarınızı takdir ediniz. Yani güzel bir şey yaptığında çocuğunuzu önemseyin. Mesela hep 3-3 alıyor sınıfta. Veya hep 2 alıyor, 2 alıyor. 3 aldı. Baba ne diyor? 5 alsaydın ya. Öyle deme, de ki aferin maşallah. Ne büyük gelişme var çocuğumda benim ya. 3 almış maşallah. Okulun en önemli çocuğu olacaksın sen ileride filan. Böyle 5'i bekleme, 3'e şükret. Her gün 1 getirebilirdi o çocuk. Bu nedenle çocukları böyle okşayın. Onları böyle ufak başarılarını önemseyiniz çocuklarını. Gönlünü hoş edin. Çünkü dünya onları üzmeye değmez. Dünya çok kısa. Ömür çok kısa. İşte bugün varız, yarın yokuz. Kimler bugün, dün vardı, bugün yoklar. Onun için hayatı böyle sevgiyle yaşatın. Kavgayla, gürültüyle, hırgırla değil. Hanımınızla da aynı şey. Her sabah kalkıyorsun, hanımınla kavgalısın. Ya bir günde güler yüzle kalk. Hanım ya bugün güneş mi doğdu, ne oldu filan. Senin yüzün ne güzelleşmiş diye. Ya ama hocam yüzü berbat görünüyor. Sen de öyle de canım, ne var, yüzünü yıkar temizlenir yani. Gibi yani. Hayata bir olumlu tarafından bakınız bir tarafa bir gün. Ama her şeye olumsuz bakarsan her şey olumsuz gider. Ondan sonra hocam ben hep mutsuzum. Niye mutsuzsun? Çünkü sen mutsuzluğa kendini formatlamışsın ondan dolayı.
Allah nasip eder yani. Sevgide dengeli olun. Bazen sevginizi gösterin ama şöyle yapmayın. Bu çocuk ne yaparsa, çocuk şöyle demesin. Ben ne yaparsam yapayım, babam beni çok sevdiği için babam beni affedecek. Bu son derece tehlikeli. Ufak cezalar verin, canını incitmeyen. Mesela bugün yarım saat veya şu saatte televizyon yok. Çocuğun en sevdiği dizi hangisi veya oyun diyelim falanca çizgi film. Bu gece, bu hafta bu çizgi film yok. Baba niye? Şunu yapmadın onun için. Mesela belli saatlerde uyutun çocuklarınızı. Hafta sonu hani biraz da toleranslı ama yanlış bir şey yaptığında bu hafta sonu erken uyuyacaksın. Böyle ufak şeylerle çok aşırı sevdiğinizi gösterirseniz çocuğun önüne geçemezsiniz. Sevgini gizli tut. Hazreti Peygamber çocukları müthiş severdi. Ama dengeli davranırdı hepsine. Birini öne çıkarmazdı. Mutlaka birilerini daha çok seviyordur. Ama buna rağmen ötekine bunu hissettirmiyordu. Hepsine dengeli davranıyordu. Anneler bu konuda biraz daha psikolojik olarak anneler biraz daha bu konuda yanlış yapıyorlar. Babalar biraz daha dengeli davranıyordu. Anne manevi olarak çok böyle merhametli olduğu için zayıf olan çocuğu ve küçük olan çocuğu daha çok kayırıyor. Kayırdığını gösteriyor. Nasıl gösteriyor? O oğlunun çocuğuna daha ilgi gösteriyor. Büyüğünün çocuğuna ilgi göstermiyor. Veya kızının evladını daha az seviyor. Çok kötü. Çocuk ne diyor bu sefer? Anne diyor, ninem beni niye sevmiyor? Niye ninem işte Ahmet'in çocuğunu seviyor da beni niye sevmiyor? Nineler, bu çok kötü bir şey. İçinden çok seviyorsan da diğerlerini gösterme. Diğerleri yokken onu daha çok yanına al. Yoksa bütün çocukları kucağına al, topla. Hiçbirine özel gösterme. Evet, dengeli ve ölçülü olmak zorundayız. Dini anlatırken çocuğa anlattığınızı unutmayın. Yani şimdi İslam'ı anlatacaksın. Oğlum gel sana Uhud Harbi'ni anlatayım. Hayır. Hayır. Oğlum gel sana Bedir'i anlatayım. Oğlum gel sana Süvey Bey'in ne kadar eziyet çektiğini anlatayım. Niye bunu anlatıyorsun kardeşim? Çocuk bu. Çocuğa harbi niye anlatacaksın? Harp arızı bir şey. İstenmeden girilen bir olay. Resulullah'ın hayatında olmuş mu 3 senelik hayatında? Mecbur. Ama Resulullah'ın harbini anlatacağına çocuğa Hazreti Peygamber'in çocukları ne kadar sevdiğini anlat. Allah'ı ne kadar sevdiğini anlat. Ne kadar affedici olduğunu anlat. Ne kadar merhamet edici olduğunu anlat. Yani bir pedagog gibi davran. Hangi cümleyi nerede kullanacağını, neyi nerede anlatacağını farkında ol, anlat. Bu sefer çocuğu düşman yaparsın dine. Veya sürekli Allah seni yakar, Allah seni pişirir, seni cehenneme atacak, orada odunlar var. Çocuğa odundan, ateşten ne bahsediyorsun? Çocuğa de ki Allah seni sevecek. Sen ne istiyorsan Allah orada onu verecek. Çocuk ne ister? Balon ister şimdiki yaşta. Balon olacak mı? En güzel balonlar olacak. Veya çocuk diyecek ki işte ayıcık olacak mı orada? Kız çocukları hani ayıcığı seviyor. Tabii senin için ayıcık da olacak. Şimdi çocuğa kızım sen 33 yaşında olacaksın ne ayıcığı deme yani. Çocuk 33 yaşında olacak ama 33 yaşındaki ne isteyeceğini bilmiyor ki. Yani onun için de ki sana ayıcık verilecek. O 33 yaşına gelince ayıcığı hatırlamaz zaten. Evet, devam ediyoruz. Temizliği ve tutumluluğu öğretin çocuğa. Temizlik. En önemli hususlardan biridir temizlik. Temizliği, yani affedersiniz tuvalete girerken, elbise değiştirirken, çocuk büyüdükten sonra kendi temizliğini yapacakken, suyu nasıl kullanacağını, anneler bunu söyleyeceksiniz, çocuk bilmez. Sonra iç çamaşırı şöyle kirli falan diye bağırırsın çocuğa, öğreteceğim bunu. Böyle tek tek nasıl hayata tutunacağını sen öğreteceksin. Görmüyor musunuz? Hayvanlar alemi bizim için örnek. Aslan evlat çocuklarını doğuruyor ve bir seneye kadar 24 saat onların yanından ayrılmıyor. Habire bir seneye kadar avlıyor, getiriyor, yediriyor, onları yürümeye alıştırıyor, onları diliyle temizliyor filan. Görüyorsunuz. En acımasız olan alemde
anneler nasıl evladının üzerine titriyor. Siz de öyle olmak durumundasınız. Tutumluluğu öğretin. Çok zengin olsanız bile habire para vermeyin. Paranın kolay kazanılmadığını öğrensin. Hep veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Çocuk her gün daha çok istiyor. Bazen mesela ben dikkatimi çekmiştir. Aklı başında bazı tüccarlar şunu yapıyorlar. Doğru yapıyorlar. Çocuğunu boyacıya gönderiyor. Çocuğunu bakkala gönderiyor. Orada ona yer temizletiyor. Çocuk yer temizledikçe işin ne kadar zor olduğunu anlıyor. Küçüklükten yetişiyor ve sonra babasının fabrikasına veya belli yerlere gelmiş oluyor. Yani böyle çırak olarak çalışıyor. Sonra usta, sonra işte patron o noktaya geliyor. Çocuğunuza bunu öğretmek zorundayız. Tutumlu olmayı. Devam ediyorum. Bunlar, hocam bunlar birer psikoloğun, sosyoloğun filan. Hayır, bunlar bir din adamının anlatacağı şeylerdir. Din budur işte. Din sadece Allahu Ekber deyip namaz kılmak değildir. Namaz illa lazım. Din sadece zekat verin demek değildir. Din sadece Allah'a zikredin değil. Bu da Allah'a zikirdir işte. Zikrin bir türüdür bu da. Zikri de yapacağım, beş vakit namazı da illaki kılacağım. Zekatı da vereceksin, orucu da tutacaksın. Ama bunları da yapacaksın. İbadettir bu işte. Bunları yapmazsanız sokak bunları yapar. Ve yanlış şeylere ileride muhatap olursunuz. Bugün dünya Müslümanların çektiği bütün sıkıntıların sebebi yavrularına, evlatlarına ilk dönemlerde bunları öğretmemesidir. Ve ondan sonra çocuklar belli örgütlerin, belli grupların etkisi alanına giriyorlar. Dinini oradan öğreniyor, senden öğrenmiyor. Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmiyor. Ondan sonra da işte karşılaştığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle ne olur? İslam'ı ve bu güzel şeyleri öğretiniz. Devam ediyoruz. Sevginizi belirtirken özenli davranınız. Demin bunu az çok işledik ama özentisiz yapmayın bu işleri. Yani dengesiz yapmayın. Mutlak manada belli disiplin içerisinde ve sorumluluk paylaşmasını sağlayın. Yola gidiyorsun, bütün çantaları sen sırtına almışsın. Küçük bir çantayı oğluna ver. Hocam kıyamıyor mu? Kıy ona. Eğer sen ona kıymazsan o çocuk ileride çanta taşımaya devam edecek. Değil mi? Ancak öyle bir iş bulabilecek. Çünkü savuracak. Ama çocuk ilk anda çanta taşımayı öğrendi mi bu işin ne kadar önemli olduğunu ve bu işte çanta taşımanın, yer süpürmenin de gerektiğini anlatacak. Ben hep anlatıyorum. Biz ilahiyatı bitirdiğimizde Mısır'a gittik. Öyle ilahiyat mezunuyum ben. Yaşım 31, 32, 31 falan yaşındayım. Bakın, ilmi daha iyi öğrenmek için ne yapardık biliyor musunuz? Nefsimizi kırmak için. Elimize süpürge alırdık. Ezher cami var, büyük bir cami. Ezher caminin yanında bir evde kalıyorduk. Elimize süpürge alırdık. Akşamları Ezher'in mescidinin Müslümanlar namaz kıldığı, abdest aldığı o büyük caminin tuvaletlerini temizlemeye giderdik. Elimizde süpürge, su, tuvaleti temizlerdik. Kimse bizim Türk öğrencisi olduğumuzu bilmezdi. Ama nefsimizi böyle kırıyorduk. Diyorduk ki bak sen burada öğrenmeye gelmişsin. Önce şuraları bir temizle diyorduk. Ve ondan sonra bu birbirini katlıyor bu işler. Böylece nefsini öldürüp gidiyorsun ve diyorsun ki ben buraya gezmeye, dolaşmaya değil, gerekirse bir hademe gibi çalışmaya ve sonra gidip hocalarımın önünde diz çöküp öğrenmeye geldim diyorsun. Bu işte bunlar şarttır yani. Bunu yapmazsan hiçbir şey olamazsın. Disiplin. Avrupalıların başarılı olmalarındaki en büyük sebep disiplin. Disiplini kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybedersiniz. Disiplin son derece önemli. Ben hep batılılardan örnek vermek istemiyorum. Ama bir bakıyorsunuz Almanya'ya gittiğinizde başarılı olmalarının en büyük sırlarının müthiş bir disiplin olduğunu görüyorsunuz. Küçük bir örnek vereyim sadece. Bugün biraz çok fazla belki eğitimci gibi davrandım ama ne olur beni bağışlayınız. Bir Alman garson bizim 4-5 garsonumuzdan daha çok çalışıyor. Bizim garsonlar alınmasın bana, kızmasınlar. Ama bir garson tek başına 20 masayı idare edebiliyor. Disiplin.
Biz disiplini öğretmedik. Çünkü kıyamıyoruz çocuklara. Onlara iyilik yapmıyoruz, kötülük yapıyoruz. Tabii garsonumuz çalışırken de hakkını almalı. Alın terini almalı. O da ayrı mesele. Öteki alın terini alıyor çünkü. Aldığı için gönülden çalışıyor. Bizimki de alın terini almalı, saygı görmeli, saygın olmalı. O da gönülden çalışacaktır. Sadece örnek olsun diye arz ettim. Evet, küfür içerikli sözcükleri öğretmeyin. Sokak yeterince öğretiyor zaten. Ve özellikle küfür üzerine kurgulu filmler var. Seviniyorsunuz, hoşunuza gidiyorsunuz. Şimdi yeni bir moda çıktı. İnternette görüntü paylaşıyorlar. Baba oğlunu alıyor, oğlu 2 yaşında. Hadi, hadi dedem diyor, babana bir küfret bakayım diyor. Çocuk da babasına bir küfür ediyor. Ha 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 ha, bir gülüyorlar ailece. Bunu da paylaşıyorlar şeyde, internet ortamında paylaşıyorlar. Babasına nasıl küfür etti filan. Baba seviniyor. Benim oğlan tam küfrü yerleştirdi diyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Barakallah. Allah ıslah etsin. Sen çocuğuna küfür öğretirsen, bu küfrüne sen tahammül edersin. Babasısın. Ama o çocuk yarın öyle yanlış bir yerde küfür yapar ki, Allah muhafaza etsin. Ya kavga çıkarır, ya büyük sıkıntı yaşar veya büyük sıkıntı yaşatır. Küfür etmeyi değil, sevgi sözcüklerini. Güzel kelimeler öğretin. İşte hayatında ona faydalı olacak bazı anahtarlar verin. Küfürle anahtar olmaz. Küfürle kapı açılmaz, kapılar kapatılır. Küfür öğretmeyin. Kibir ve yalanın kötülüğünü öğretin. Kibirin kötü olduğunu öğretin. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir sınıfta bunları çocukken hep biz yaşadık. Çok durumu iyi olan bir çocuk olabilir. Olabilir. Babası çalışmış, zengin olmuş adam. Helalde kazandıktan sonra. 5-6 çocuk çok durumu iyidir ama diğer çocukların durumu biraz daha kötüdür. O küçük, o diğer zengin olan ailenin çocuğu bazen çok mütevazı oluyor, bazen çocukları küçük görüyor. Ya adam yerine koymuyor. Öğretmen de bir şey yapamıyor, korkuyor neticede. Ve kibir dünyanın en çirkin günahlarından biri. Şeytanı ateşe götüren kibirdir. Beni diyor ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın, ben niye Adem'e secde edecekmişim? Kibir, büyüklenme. Çocuğunuza kibrin günah olduğunu, kibrin büyük bir bela olduğunu lütfen öğretiniz, ne olur. Ve Hazreti Peygamber'in bir toprak kadar mütevazı olduğunu lütfen hatırlatın çocuklarınıza. Bir dua dua verelim beraberce. Sonra efendim buna devam edeceğiz. Bu son derece önemli, sık sık ele aldığımız konular değil bunlar. Ama son zamanlarda bu tür konulara evlilik, karı koca, eş, evlat, komşuluk hakları üzerinde duruyorum. Çünkü artık programlarımızda bu noktaya ben gelindiğini, buna hazır olunduğu kanaatindeyim. Ve ihtiyaç bunlar artık. Kademe kademe bunları da bugünlerde sizlere, sizinle paylaşmaya gayret ediyorum. Hayırlı evlat yetiştirmek, sahibi olmak, hakkı ve emaneti yerine getirmek için şu dua okunabilir. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Bakara 128. ayet-i kerimeyi bu niyetle okuyabiliriz. Efendim devam edeceğiz tabii bu çocuklarla ilgili konuya da. Ama biraz geçen hafta Hazreti Aişe'den bahsetmiştim, cennet kadınlarından. Bugün Hazreti Meryem'den biraz böyle kısaca da olsa bahsedeyim. Çok ayrıntıya girmemek üzere bahsedeceğim. Meryem suresinin Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hazreti İsa zamanında yaşayan, Zekeriya ve Yahya zamanında yaşayan, o dönemde yaşayan Beni İsrail çocukları yani Yahudiler ve ateist olanlar, Allah'a inanmayanlar Hazreti İsa'nın annesi Meryem'i
iffetsizlikle suçladılar. Bir defa bu Hazreti Meryem hakkında söylenen bu söz büyük bir iftira ve yalandır. Allah bunun yalan olduğunu söylemekle yetinmiyor. Vezkur fil kitabi Meryem diye 16. ayette Meryem suresini indiriyor. Bir sure indiriyor Meryem adına. Bakın Hazreti Hatice adına sure yok. Hazreti Fatıma adına, Hazreti Ayşe adına sure yok. Peygamberimizin kızı Zeynep adına sure yok. Ama Meryem'in adına sure var. Ne kadar? Kur'an'ı nasıl cihan şumul, Kur'an'ın nasıl bütün kainatı, nasıl bütün insanlığı, bütün peygamberleri kuşattığının en açık belgelerinden biri. Kur'an-ı Kerim'in bir ırkın, bir kavmin, bir aşiretin kitabı olmadığını. Kur'an araba inmedi. Kur'an arabada indi, Türkiye'de indi, Lazada, Çerkezede, Kürde'de, Almanya'da, Rusya'da hepsine inmiştir. Kur'an hiçbir ırkın kitabı değildir. Dil Arapçadır, ayrı. Çünkü bir dilde inecek. Allah'ın Resulü seçildiğine göre onun neslinin ve ırkının veyahut da aşiretinin diliyle inecek. Ama Kur'an'ın hiçbir ayetinde ey Araplar, ya eyyuhel Arap diye bir ayet bulamazsınız. Ya eyyuhel nas, ey insanlar. Bütün ayetler cihan şumuldür. Beynel mileldir. Araplara yönelik hiçbir ayet göremezsiniz. Bir iki ayet, orada da tenkitler vardır Araplara yönelik. Onun için Kur'an'ı doğru okumak, doğru anlamak ve doğru anlatmak lazım. Cahillere, özellikle Kur'an düşmanlarına bunu böyle iyi anlatmak lazım. Oku, ondan sonra düşmanlık edinmek lazım. Meryem suresinin 16. ayeti vezkur fil kitabi Meryem. Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya. Hani bir zamanlar ailesinden ayrılıp doğu tarafına gitmişti. Fettekazet, neden, olayın başını anlatmıyor tabii. Başka bir ayette anlatıyor devamında. Fettekazet min dunim hicaben fe arsalna ileyha ruhana fetemessele leha beşeren seviyya. Onlar, yani onlarla, kavmiyle, erkeklerle arasına bir perde çekti. Ona ruhumuz Cebrail'i gönderdik. Ona beşeren seviyya, düzgün bir erkek gibi göründü. Bir erkek gibi göründü. Beşeren seviyye, biz erkek diyoruz ama beşer, insan tabii ki erkek olduğunu anlıyoruz. Çünkü Hazreti Meryem ürküyor, Hazreti Meryem gördüğü zaman ürküyor. Bir erkek bana nasıl dokunacak filan diyor. Kâlet inni eûzu birrahmâni minke in kunte takiyye. O erkeği görünce, Meryem kendisine doğru yönelen erkeği görünce dedi ki, eğer sen Allah'tan korkan birisiysen Meryem diyor, ben senden Rahman'a sığınırım. Yani bana dokunma, ben bir genç kızım. Bakireyim, temizim, iffetliyim, namusluyum. Sakın bana dokunma. Bir erkek birdenbire oraya girince Hazreti Meryem ilk kez böyle bir şeye muhatap oluyor. Çünkü Hazreti Meryem belli bir yerde büyümüş, bir ibadethanede büyümüş. Geleceğe Hazreti İsa'yı doğurmaya Allah tarafından memur kılınmış. Hazreti Meryem yanına gelen Cebrail diyor ki Hazreti Meryem'e, korkma benden diyor. Kale innema ana rasulu rabbik. Ben senin Rabbinin elçisiyim. Li ehebe leki gulamen zekiyya. Sana zeki, sana temiz bir çocuk bağışlamak için gönderdim. Hazreti Meryem diyor ki kalet enna yekunu li gulamun وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ اَكُوْ بَغِيَّ. Ben azgın bir kadın değilim. Bir insan değilim. Bana da bir erkek dokunmuş değil. Ben nasıl çocuk sahibi olurum? Diyor Meryem haklı olarak. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيِّ هَيِّنْ. Evet böyle. Ama Rabbin benim için bu kolaydır diyor. Şimdi burada önemli olan şu. Erkekle kadın arasında bir cinsi yakınlık yok. Buna rağmen kadın kendi yumurtasıyla dönleniyor. Hazreti Cebrail Hazreti Meryem'in yakasını tutuyor veya uzaktan ve yakından üfürüyor, bildiğimiz üfürme, ve Meryem onunla hamile kalıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'in Meryem'in hamile kalışına işaret etmesi, babasız bir dünya çocuğun dünyaya gelmesi aynı zamanda şuna işaret olabilir mi? İleride kadının kendi yumurtasıyla
kadın döllendirilebilir mi acaba? Hiçbir erkek spermi kullanılmadan bu olabilir mi ileride? Çünkü bu mucizeler ileride bilimin ulaşabileceği noktaların zirvesi veya sınırı veya kırmızı çizgisi olabilir. Bilemiyoruz. Mesela Hazreti Süleyman olayında Hazreti Belkıs'ın tahtı bir yerden bir yere birkaç saniyede taşınıyor. Acaba ileride eşyalar elementlerine parçalanarak bir yerden bir yere taşınabilecek mi? Bütün bunlarda Hazreti Kur'an'ın gösterdiği işaretlerde bilimin önünü açan çalışmalar, bilimin önünü açan örnek ayetler var. Allah isteseydi bütün Kur'an'ı bunlarla doldururdu. Ama Cenab-ı Allah her konuda bazı ölçüler koyuyor, gerisini bize bırakıyor. Siz bunu dinlemeye, işlemeye, takip etmeye devam edin diyor. Evet, Hazreti Meryem ile Hazreti Cebrail arasındaki konuşma fehamelethu. Hazreti Meryem İsa'ya hamile kaldı. Fentebezet bihi mekanen kasiyya. Karnındayken uzak bir yere doğru çekildi. Sonra Kur'an-ı Kerim tabii olayı bütün böyle detayıyla dakika dakika saniye saniye anlatmıyor. Fe ecaehel mehadu. Sonra ona bir sancı ağrı geldiğinde ila ciz'in nahleti, bir böyle hurma ağacının dibine doğru Hazreti Meryem onunla yanına doğru gidiyor. Ve şunu diyor. Kalet ya leyteni, keşke mittu, ölmüş olsaydım kable haze, bu halden önce. Ve kuntu nesyen mensiyya, keşke unutulup gitmiş olsaydım. Hazreti Ayşe'nin de söylediği sözdür bu. Cemel vakasında mağlup olunca ve üzülünce ve çok insanın öldüğünü görünce Hazreti Ayşe ölümünden önce bu cümleyi söylüyor. Kuntu nesiyen mensiyya, keşke unutulmuş bir insan olsaydım, bir kenarda kalmış, tükenmiş, itibar edilmeyen, tanınmayan bir insan olsaydım diyor Hazreti Ayşe Meryem'in bu sözünü söyleyerek. Evet, Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Ayetleri çok çok tek tek tercümesini vermeyeyim. Nihayet Yüce Allah Hazreti Meryem'e altından bir su akıtıyor. Hurma dalından efendim taze hurmalar dökülüyor. Bu nedenle Hazreti İsa'nın doğum tarihinin Aralık olma ihtimalinin az olduğu söylenir. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ona güzel olgun hurmalar indirdik. Olgun hurma ne zaman olur? Temmuz Ağustos'ta olur. Haziran'da olur. Aralık ayında olmaz. Hazreti İsa'nın doğum tarihinin tartışılması bazı müellifler tarafından sebebi budur. Bunlar işin tamamen başka bir boyutu, ama Cenab-ı Allah indiriyor ve bir şey daha paylaşayım sizinle. Hamile kadınlara doğum öncesi hurma yediriliyor. Hurmanın doğumu kolaylaştırdığı ve doğum alanını daha böyle esnek hale getirdiğini, özel bir sıvı salgılanmasına yardımcı olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'in hurmadan bahsetmesi Hazreti Meryem'in doğumunda bunda işaret veriyor. Kur'an-ı Kerim'in her sözünde bir şey var. Doğru okuyan ve doğru görebilen için nihayet İsa doğar, Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı alır ve gelir. Bir anda bütün oradaki hahamlar, Yahudiler, din adamları Hazreti Meryem'in üzerine yürürler. Sen bunu nereden peydahladın? Kim bu derler. Sen böyle değildin derler. Babam böyle değildi vesaire. Hazreti Meryem ise 3 gün oruç adamış. Konuşmama orucu. Hazreti Meryem hiçbir şey söylemiyor. Ve çok ilginç bir mucize burada söz konusu oluyor. Hazreti Meryem ne yapıyor? Fe eşaret ileyhi. Meryem ellerine taş almışlar. Hazreti Meryem'i taşlayacaklar. Sen diyorlar zinadan çocuk oluşturdun. İşte marangoz falancayla yattın kalktın diyorlar. Hazreti Meryem İsa ile geliyor. Hazreti İsa Meryem'in elinde. Hazreti Meryem fe eşaret ileyhi. İsa'ya işaret etti. Çocuk İsa'ya. Bir günlük İsa'ya, iki günlük İsa'ya. O konuşsun diye. Keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikteki bir bebek ile nasıl konuşuruz dediler. Sen saçmalıyorsun. Hazreti Meryem taşlanacak, öldürülecek belki. Evladıyla beraber.
Kale, Hazreti İsa, beşikteki İsa konuşmaya başladı. Beşikteyken konuşan 2-3 çocuktan biri. Biri Hazreti Yusuf olayındaki çocuktur. Biri Hazreti Meryem'in evladı İsa'dır. Öteki Maşıta'nın, öldürülen Hazreti Maşıta'nın Firavun döneminde çarmıha gerilircesine öldürülen Hazreti Maşıta'nın evladı olan çocuktur. Birisi bu işte. Biri Hazreti İsa. Kale inni Abdullah. Ateniyel kitabe ve cealen nebiyya. Devam ediyor. Hazreti İsa diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Haberiniz olsun şüphesiz Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Allah bana kitap verdi. Hani bana hükmetti kitap vermeyi. Beni bir peygamber yaptı dedi. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Hayatta kaldığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Hristiyanlıkta da namaz vardı, zekat vardı. Başka neyi emretti? Ve berren bi valideti. Anneme iyi olmamı, saygılı yani anneme saygılı olmamı bana emretti. Ve lem tec'al ve lem yec'alni cebbaran, beni zorba ve asi de kılmadı. Devam ediyor. Şimdi burada önemli olan şu. Ayetin hepsi önemli de. İnni Abdullah. İsa'nın yeryüzündeki ilk cümlesi İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Niye? Halbuki İsa'dan ne bekleniyordu? Ellerine taş almışlar. Meryem'i taşlayacaklar. Hazreti İsa'dan şu bekleniyordu. Annem zina etmedi. Mazenet. Hiye beri'e. Ümmi nezihe. Gibi binlerce söz söyleyebilirdi. Annem temiz, annem zina etmedi. O nezih bir kadındır. Diyebilirdi. Çünkü arzu edilen, beklenen bu. Ama Hazreti Musa'nın konuşması zaten bir mucize. İkinci mucize de Hazreti İsa'nın doğar doğmaz ilk cümlesiyle Hristiyanlığın kendisine ileride mal edeceği bütün akidevi hataları inkar, reddetmesidir. Nedir akidevi hata? Ne dediler? İsa İbnullah. İsa Allah'ın oğlu dediler. Halbuki İsa ilk sözünde diyor İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın oğlu filan değilim. Böylece Hristiyanlığın bütün referanslarını çökertmiş oluyor. İsa'nın ilk sözü son derece manidar. Kur'an bahsetmeden mucizevi dokunuşlarını böyle veriyor. Kur'an en büyük özelliklerinden biri. Bağırmaz, çağırmaz Kur'an. Oku ve anla. İçine gir ve oradaki muhteşem dengeyi ve her ayetteki büyük aklı görmeye gayret et. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Evet, Hazreti İsa ve annesinin hikayesi çok özetle budur. Şimdi Meryem suresinin bu ayetlerinden hemen başka bir yere geçeyim. Bir dara düştüğünüzde okuyacağınız bir sure var. İza daqat aleykel umuru fekul elem neşrah. Veya iza daqat aleykel belva fekul elem neşrah. Sıkıntılar, belalar, problemler seni çökertti mi? Elem neşrah de. Bu çok kullanılır. Elem neşrah suresi sıkıntı, bela, musibet, darlık çıkmaza girildiğinde sığınılacak en önemli suredir. Onun için Elem Neşrah okuyoruz. Peki ne diyor Elem Neşrah leke sadrak? Şimdi bu sureyi tek tek ayetlerini kısa bir sure. Ve duhadan sonra geliyor. Duhanın sonu nasıl bitiyor? Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini an Elem Neşrah leke sadrak. Onun için bazı Kur'an okuyucuları iki surenin arasına besmele koymazlar. Birbirini bağlarcasına. Ey Muhammed, Allah'ın sana nimetlerini an senin gözünü genişletmedik mi ey Muhammed? En büyük nimet genişlik. Elem neşrah leke sadrak. Senin için, ancak senin için, sana özel olarak senin gözünü genişletmedik mi? Anlamı ne? Kur'an'ı anlayacak bir güç kapasite veriyor. Peygamber okur yazar değil. Hazreti Peygamber'in günlük o konuşmaları ile Kur'an'ın üslubu arasında dağlar kadar fark var. Kur'an müthiş bir edebiyat.
Muhteşem bir edebi sanatların tümünün bütün göstergelerini Kur'an'da görebilirsiniz. Mecazından tutunuz şuna buna kadar. Ama Resulullah'ın konuşması son derece yalın, rahat, öyle halk diliyle konuşuyor Efendimiz. Gerçi cevami-ül kelim, bütün kelimeleri az bir kelimeyle çok şeyi ifade etme yeteneği bana verilmiştir diyor ama Kur'an'la bunun kıyası olmaz. Kur'an müthiş bir hazine. İçine girdikçe derinliğinin farkına varıyorsunuz. İşte Kur'an'ı anlama gücünü sana verdik. Bir, iki. Sen küçükken senin şeytanın sendeki nefsani bütün arzularını almak için sana manevi ameliyat yapmadık mı? Üç, ileride olacak işaret nedir o? Miraca çıkarken, eğer miraçtan önce inmişse, miraca çıkarken senin göğsünü yarmadık mı? Seni miraca hazır hale getirmedik mi? Elem neşaleke sadrak. Devam ediyoruz. Ve vada'na enke vizrak. Yükünü senden alıp atmadık mı? Bütün bunlar peygamberimizin darlık zamanında inen ayetler. Hatırla Muhammed. Allah seni yalnız bırakmadı. Sen de kendini sabit tut, üzülme. Rab seninle beraberdir. Ve vada'na indirmek. Enke senden vizrak yük. Yükünü almadık mı, indirmedik mi? Ellezî en kadar zahre. Yükün o kadar ağırdı ki belini bükmüştü. O yük maddi geçimsizlik olabilir. O yük saldırılar olabilir. O yük vahyin getirmiş olduğu manevi baskı olabilir. Çünkü Hazreti Peygamber vahiy geldiğinde hem yüzü değişirdi, yüzü böyle parlardı, arı vızıltısı gibi ses duyulurdu ortalıkta ve Hazreti Peygamber'in vücut ağırlığı 2-3 misli artardı. Değil mi? Bir seferinde devenin üzerindeyken vahiy geldiğinde deve kasvanın ayakları dizine kadar toprağa gömüldü. Kuma gömüldü. Vahyin getirmiş olduğu ağırlıkla beraber. Niye biz Hazreti Peygamber'e yönelik hiçbir saldırıya tahammül edemiyoruz? Çünkü biz onu iyi tanıyoruz. Çünkü ona karşı yanlış yapanların ahiret aleminde nasıl bir hale düşeceğini iyi biliyoruz. Onun için diyoruz ki kendinize yazık etmeyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki titreyişimizin sebebi bu. Onu da iyi tanıyoruz. Diğer peygamberleri de kitabı iyi görüyoruz. Levhayı iyi görüyoruz. Sicillerini iyi tanıyoruz hepsinin. O büyük insanların. Onun için onlardan birine karşı bir saygısızlığın tümünü nasıl rahatsız edeceği, ipliği nasıl koparacağını, hiçbir peygamberin dergahına hiç kimsenin gidemeyeceğini, bir Müslüman Hazreti Musa'nın aleyhinde konuşursa Hazreti Muhammed onu ümmetine kabul etmez. Aleyhisselam. Bir Müslüman Hazreti İsa hakkında kötü söz söylerse Hazreti Muhammed onun dergahına kabul etmez. Ona şefaat etmez. Bir Hristiyan da Hazreti Muhammed hakkında yanlış konuşursa Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa ondan uzaklaşır. Benim seninle işim yok der. Benim kardeşimi kötüledin der. Devam ediyoruz. Ve rafa'na leke zikrak. Senin zikrini, şanını, önünü yüceltmedik mi? Biz her namazda ettehiyyatı da Resulullah'a okuyoruz. Değil mi? Her namazda. Allahümme salli ve sellim de. Biz her ezanda günde 5 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Hoca ne diyor? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor. Her ezanda Muhammed anılıyor. Kim bu kadar anılır Allah aşkına? Bakın şu anda saat kaç diyelim? Pazar günü şu anı muhtemel saat 11 civarı. Şu anda Medine'de peygamberimizin kabri doludur. 2 saat sonra saat 12. 4 milyon insan Medine'de, mescitte. Saat 3, o kadar insan orada. Saat 5, orada. Gece 11, orada. Sabahın saat 3'ü, 4'ü, 3-4 milyon insan mezarında. Bana söyler misiniz, yeryüzünde bu şeref kime nasip oldu? Kime? Her an milyonlarca insan mezarının önden geçiyor. Onun için Muhammed bu kadar Allah ve rafa'na leke zikrak.
Fe inne ma'al usri yusra. Ey daralmış Müslüman. Ey sıkıntıya düşmüş Müslüman. Fe inne şüphesiz ma'al usri. Zorlukla beraber yusran, bir kolaylık da konulmuştur. Allah zorluğu düzeltecek bir kolaylık koymuştur. İnne ma'al usri yusra. Tereddüt etme. Hiç merak etme. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Fe izâ feragte fansab. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul, durma. Gevşeme, boş oturma. Ne camide, ne kahvehanede. Ne şurada, ne burada. Çalış, üret. Ve ilâ rabbike fergab. Yalnız Rabbine yönel. Rağbetin, derdin, çaban, özlemin Allah olsun. Başkası olmaz. Diyor İnşirah suresi. Bu surenin faydaları var arkadaşlarımız. Onları kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen İnşirah suresinin faziletlerini kısaca da paylaşalım. Güzel bir sure, onu da paylaşalım beraberce. Efendim, kişinin rızkının bollaşacağı ümit edilir. Fakirlikten korunur inşallah, ümit edilir korunacağı. Elem ve kederden korunur inşallah. Stres ve bunalımları gider inşallah. Tembellikten korunur inşallah. Kalp sıkıntısı gider inşallah. Tabii hepsine inşallah demek zorundayız çünkü Allah dilerse olur. Sinir bozukluğunu ve giderirken hafızayı kuvvetlendirir İnşirah suresi. Okuyanın dileği, duası kabul olur. Kötülüklerden korur ve kişinin işleri kolaylaşır. Evet, bugün de hızlı geçti değil mi? Kur'an ve sünnet programı. Giremediğimiz konular var. En başta söylediğim konular var ama onlara giremedik. Ve sizler için efendim kitaplar için isimlerinizi yazdırabiliyorsunuz ve Twitter'dan ve Gmail'den ve Facebook'tan bize ulaşabiliyorsunuz kitaplar için. Biz de bugün kazananları birazdan söyleyeyim ama kısa bir dua yapalım. Pazar günümüzün ve hafta başının hayırlar getirmesi için hep beraber dua yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi. Ya Rabbi, niyetlerimizi kabul eyle. Sana yönelişimizi kabul eyle. Sana kalbi hicretlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, dünya ve ahiret saadeti nasip eyle hepimize. Şu anda amin diyen bütün dudakları cehennem ateşine haram eyle ya Rabbi. Vücutları cehennem ateşine haram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen istersen kulu eksikliğiyle değil, kulun bile ümit etmediği yönüyle ele alır ve kurtarırsın ya Rabbi. Kurbanın olayım. Her birimizin iyi bir tarafı vardır. Bir sürü günahımız, eksiğimiz, gediğimiz var ama her birimizin de bir gram da olsa iyi tarafımız vardır ya Rabbi. O iyi tarafımız hürmetine kötü taraflarımızı iyiliğe çevir ya Rabbi. Bizi af edilmiş olanlardan, bizi uzaklaştırmamış olanlardan eyle ya Rabbi. Ümidimizi kırdırma ya Rabbi. Umutlarımızın gerçekleşmesi için bizlere saadet, sağlık, esenlik nasip eyle ya Rabbi. Bütün sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötülükten uzak eyle. Hastalara şifa, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Efendim, Fatiha'yı okuyacağız ama Leyla Çelikçi, Şeyh Davud Birtek, Ebru Çelik, Funda Bekereci, Abdullah Salı kardeşlerimiz bu hafta Kur'an ve Sünnet programımızda kitaplarımızı kazanan kardeşlerimiz. Efendim, sizi seviyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Twitter'dan ve diğer yerlerden bize ulaşabilir, arzu ettiğiniz konuları yazabilirsiniz. Mevlam bizi iyilerin, sadıkların, muttakilerin yolundan ayırmasın. Hepinizi yanında hiçbir emanetin zayi olmadığı Yüce Allah'ın bereketine, korumasına emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.